Herkese selamlar YouTube. Bugün yine her zaman olduğu gibi Kick'te canlı yayındayız. Canlı yayını kaçırmamak için de açıklama kısmından bakarsın canlı yayın linkine. Bugün sizlerle beraber Facia Yapım'ın yaptığı GTA Türkçe dublajı oynayacağız. Aşırı makar olmuş bu arada. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Hadi geçelim. Yeni oyun. Ömer Duman mı? Oğuzhan'ın mekanı. Samsun Siktir. Kavak Serbest 2024. Bırakacaklarını düşünemediler o herifi. Başını yiyip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerinin caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız Oğuzhan? Eski bir dost gibi davranacağız ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız, tamam mı? Güney'e yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Kocaeli şehri 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, Asinti. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde kendilerine iyi pay çıkarıyorlar ha. Ama her şey uyuşturucudan olsa hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkalarını dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşuda pişer bize de düşer, anladınız mı? Kiminle görüşüyorsun orada? Recep Taş'tan sümsük avukatın teki. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz, tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama, değil mi? Ne yapıyor görelim. Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik, İstanbul. Hey millet, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Recep, Recep Taş'tan ve sizi buluşma yerine ben götüreceğim. Adamlarla konuştum ve gelecekteki iş olanaklarına açık olduklarını söylediler. Yani işler yolunda giderse hepimiz için, evet hepimiz için aslında iyi olur. Ceza çalıyorlar arkada. Pekala, buluşacağımız adamlar kardeş, tamam mı? Pilot olanla işimiz yok, bizim işimiz ötekiyle. Pekala, helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas istiyorlar, tamam mı? Harika. Hadi bakalım, sizde bu iş. Her şey hazır mı? %100 saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece 200'lükler kullanıldı. Sanırım anlaştık kardeşim. Devam et, gazla gazla. Olay. Kefen plajı, kapımı Recep'in ofisi. Kapımı siktiğinin binasından çıkarıyorum ve gördükleri yerde ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. Kaydettim oyunu. Merhaba Oğuzhan. Ömer, Ömer. Uzun zaman oldu. Biliyorum, biliyorum, duygusallığına yenik düştün. 15 yıl. Daha dün gibi hatırlıyorum. Evet, ne çabuk geçti. Hey, aileye zaman ayırmak kolay değil ama aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti? Beyaz altın doldurdunuz mu her yere? Bak Oğuzhan, tuzağa düştük. Anlaşma bir tuzakmış. Hakan ve Latif öldü. Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Hayır Oğuzhan, para bence değil. O benim paramdı Ömer, benim param! Beni kandırıyorsun Ömer. Bilirsin ben kandırılacak bir adam değilim. Sakin ol Ozan.
Paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse, taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey, biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Dostum olduğun için, anılarımız olduğu için buna izin veriyorum. Bak Oğuzhan, söz veriyorum. Seni sonra ararım. Allah Allah Ömer. Oğuzhan. Avukatın ofisine git. Gemize efendim. Git biraz uyu. Çok güzel amına koyayım. Bütün gece bu sikik koltukta oturup bir şey düşünmeye çalıştım. Büyük sıçtık gerçekten. Yandık amına koyayım. Bak bu barbarlar gelip kafamı koparacaklar. Bu saçmalık. Ben bu yüzden mi hukuk okulunda kıçımı yırttım? Ne bok yiyeceğiz amına koyayım? Önce bir sus, otur ve rahatla. Sana ne yapacağımızı söyleyeceğim. Sen bu kokaini alanı bulacaksın ve ben de onların kellesini kopartacağım. Bu süper bir fikir. Bu harika bir fikir. Bir düşüneyim. Emekli bir albay var. Albay Cem Koca. Bu satışı ayarlayan adamlardan biriydi. Şehirde iyi tanınan biridir, tamam mı? Dinle şimdi. Lüks yatında kıyıda bir parti veriyor, tamam mı? Ve Kocaeli'nin bütün büyük isimleri orada olacak. Beni de davet ettiler tabii ki. Ama sikseler buradan dışarı kafamı çıkarmam. Senin ağzını yayını sikeyim. Ben giderim, tamam. Hop bir saniye. Bak 80'leri ben de severim ama bu bir kerane ya da pavyonda yapılan bir parti değil, tamam mı? Demek istediğim yanlış sebeplerden dolayı gözleri üzerine çevirebilirsin. Ne var lan üstümde? Tamam bak şöyle yapalım. Esi Vakiki'ye git ve benim gönderdiğim adam bir şeyler verir sana, tamam? Tamamdır. Tamam hadi git. Esi Vakiki'ye git. Kim olduğunu sanıyor lan bu adam? Şimdi bir salak gibi giyinip onlarla takılmak zorunda mıyım yani? Üstümdekilerini sevmiştim. You think enough grease is in that hair? Kanka çözünürlük düşük ki zaten yani. Görüntü ayarları bakayım neyi düşüreyim. Ben hiçbir şey ayarlamadım. Bu ne Türkçe dublaj? Evet Türkçe dublajı var işte. Geldi efendim. I love you like my sister, but honey, you fall in prey to a sustained marketing assault that began in 1502 to convince women that underarm and kanka biz facia efendi kalalım. Saçını dök sineme. Derdini söyle. Asiktir. Asiva 2-2. Albayın yatına git. Hey pretty thing, motor fena, motoru çalacağız o zaman. Olamaz, bu durum. Merhabalar. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldiniz. Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur. Muayene iyi gidiyor mu Bay? Ömer Duman. Recep çok pimpiriklidir. çok güzel. Ya siz? Ben sadece payımı istiyorum. Çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok tatlı bir etken, zaman alacak biraz. Sonra konuşsak daha iyi olur. Bu arada kızımla tanıştırayım. Lara! Karamelim benim. Ben gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken sen de misafirimizle ilgilenir misin? Tabii ki babacığım. İzninizle. Lara mı? Zamanla alışırsın. Neyse, seni bazı konuklarımızla tanıştırmamı ister misin?
Şu bizim milletvekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki meşhur silikonlu artist Cazibe. Ve bu arada eşim Canan ile tanıştın mı? Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu Cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım. Sonra da onu tekerlekli sandalyeye teptim. Bu çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey... Burada havuz başındaki de Murat Akar. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım. Saçını okşar, gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. İktidarsız. Ve Tamer Burgun. Orada uzanan terli sünger bezi de babamın sağ kolu Gürkan. Ve diğeri Levent Çağlar. Ve entelektüel film yönetmeni Mehmet Emin Erkek. Sonra o şerefsiz köpek balığı gelip adamın daşşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor. Ah siktir, daha önce böyle bir şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kopmamıştı. Geç kaldığım için herkesten özür dilerim. Önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Burçin Direnci. Kokain Bey derler. Lara! Aa, arkadaşımı şehre götürecektim. Başka zaman Burçin. Hadi gidelim buradan. Beni akademi kulübe Burçin, götür. Gel. Gel buna binme, buna binme gel. Babam için mi çalışacaksın? Hoşça kal. Olabilir. Ellerim dizlerinin üstünde durabilir mi? Allah Allah. Dur. Sesleri kapat. Bir dakika. Olabilir. Şarkı makarasını yeterince yaşadık mı? Şarkısı dublajı oynayalım mı? Konuşmuyor. Sonra görüşürüz yakışıklı. Sağ ol. Allah oğlum. Elbette görüşeceğiz. Kanka bunun L3, L4 arızalı bu arada. L3, L4 arızalı. Aa güzel, umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle düşüneceğim. Buldum. Dinle. Kıbrıs Türk'ü var bir tane. Müzik endüstrisinde. İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. Yani 20 kilo kokainin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Facia kulübüne git ve Atakan Gündüz'ü bul. Atakan Gündüz gel buraya. İkonik. Facia kulüp. Sen nereden çıktın böyle asırlardır? Oranda gelenler hoş geldiniz. Bir Kıbrıs Türk'ü arıyorum. Adım Atakan Gündüz. Atakan Gündüz güzelim, evet. Buralar benden sorulur, işleri düzene sokmak lazım, anlarsın ya. Sana uymak istiyorum, ne istersen yaparım bebeğim. İkile güzelim. Hey dur. Atakan Gündüz, Recep Taşlan'ın bir arkadaşıyım. Taşlan mı? Taştan. Aa şu ambulansçı Recep. O herif masum bir adamı ölümüne savunur. Bize bir içki ver tatlım. Sen Cem Yılmaz falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Hey demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Adam ol. Evet doğru, devam et kötü herif. Kafanı kıracağım senin. Bir içki ver lan. Orospu nereye gitti? Oo.
Git ve Kepen plajındaki şerin şefi bul. Gel baba. Hayırdır birader, ne baktın? Konuşmaya başlasan iyi edersin. Canına mı susadın he? Ne diyorsun lan? Aha! Aha! Canına mı susadın? Oo! Amına koduğum. Gel. Oo, devam et sert oğlan. Zeytin ezmesi yapalım. Taşaklarından havaya az. Sen de ister misin? Hey, bak. Ben senin istediğini istiyorum kardeşim. Hadi ya, neymiş o? Senin paran, ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdun. Sadece bir kazaydı. Defol buradan. Hey, hey, hop. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. Emin misin? Al. Takip et beni. Oğlum. Bu taraf. Oha, telsize menzile bak. Şehir hakkında bilmen gereken bir şey var. Dolaşman lazım. Hadi silahçı birkaç cadde ötede. Abi çok iyi. Beni aşırı sardı bu arada. Thanks, moron. Sağ shift tuşuna bak, silah satın alışı şart tuşuna. Tamam. Tamam. Elimizde yok. Tamam, elimizde yok. Elimizde yok. Tamam. 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 Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman. Aynen. Oh, pardon me, Sunny. Ne oğlum, ben buradan bir şey almak istemiyorum. Var silahım. Satın almak için shift sağ, sol ve sağ. Sağdan. Bakalım daha neler göreceğiz. Takibindeyim Ömer. Hey, watch me my way. No money, no funny bunny, honey. Ezan okundu lan oyunda. Pay first. You got a reservation?
konuştum ve bir anlaşma hazırladım, anladın mı? Nerede şu an? Levent, iyi misin? Sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Sen kimsin lan? Telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok. Tüm sorumluluk bana ait. Ha siktir lan. Ha siktir lan. Kanka, o direkt mouse'la nasıl kapatabiliyoruz şarkıyı? Yuvarlağıyla dene. Oğlum yuvarlağıyla radyo değiştiriyor. R bas arabada. Patladı mı bana? Abi çok iyi ya. Makara burada abi, makara burada ya. Recep! Anladınız? Allah belanı versin. Yeni bir pantolon almam gerekecek şimdi. Bak, kuzeydeki psikopatlar alarma geçtiler. Yani yakında buraya gelirler. Yani şu siktiğimin parasını bul. Sakin ol, sakin ol. O kısma daha gelmedik. Aa, senin bu işi halledebileceğini düşünmüştüm. Gerçekten. Şimdi o dangalaklar çıkmış, bize bir iyilik yapmak zorundasın diyor. Yani ben bir iyilik yapmak zorundayım. Aa, tabii canım. Sence bu halimle bir jüriyi korkutabilir miyim? Ben bir çocuğu bile korkutamam. Ki inan bana, denedim. Dinle. Ya bunu yaparsın ya da o ve Oğuzhan'ın kuzeni Gökhan dolandırıcılıktan tam 5 yıl yer. Bu işi halletmek zorundasın. Anladım, jüriyi tehdit edip fikirlerini değiştir. Gerisi bence. Hayır, 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 hayır. Denedim bunu. Jüri davası iyi gitmedi. Yani zorla güzellik yapacağız. Tamam, öldürecek birkaç götlek daha. Geçmiş hayatımda neyi yanlış yaptım acaba? Bu adam tam bir salak. Dayko, mal mısın amına koyayım? Git jüriyi korkut ama sakın öldürme. Tamam. Abi arabanı versene bana ya. Şerefsiz herif, arabamı parçalamayı bırak. You bumped me, it's okay, I started to... Lan oğlum, daha aradım, taksidi bitti, yeter artık. Yeter, yeter diye bağıran var onun gibi abi. Ah lütfen yeter, bir yardım etsin. Gökhan'ı hatırladın mı? Masum olduğunu hatırladın mı? Ya amına koyacağım. Kanka bu arada arada loop'a giriyor. Loop'a girdiği için bak, bir zamandan sonra artık radyoyu kapatalım harbiden. Şey olsun yani. YouTube'a da atabileceğimiz yerler olsun. Bu görevleri atarız zaten. Oğlum nerede çekiç? Heh. Tofaş, sarı tofaş abi. Abi hadi. Ezan okurken vurmam, vurmam. Vurmam, ezan okurken vurmam be. Aziz Allah. Hadi Allah, orucu açtım. Oyunda okunuyor, oyunda açma, dur.
Dur. Bunu yaptığına inanamıyorum. Gökhan'ı hatırladın mı? Masum olduğunu hatırladın mı? Geldim baba. Tabii şimdi o da doğru. Ömer bir gelişme var mı? Hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Partide tanışmışsın. Yüz yüze değil. Merhaba. Kendisinin bir önerisi var. Bizim aklımızda başka fikirler yok mu? Kurtları kapıdan uzak tutmaya çalışıyorum. Biraz hak verirsin herhalde. Burada anasının amı kadar gerilmiş durumdayım. Ve hafta sonuna kadar ölsem bile zengin ölmeyi tercih ederim. Sakin olun ikiniz de. Evlat bana biraz zamanını ayırıp yardım edebilirsin. Belki biraz uzun sürebilir ama. Tamam. Senin için ne yapabilirim? Bir sipariş var özel bir depoda ve asla satmamaları lazım. Koca şişko bir yarasa gibi bekliyorlar. Oraya gidip o böcekleri toz duman etmelisin. O tarafa uğra ve ortalığı kızıştır. Güvenliğin eli silahlarla dolu olmalı. İçeri girebilmen lazım. Daha sonra Ace Vakiki'ye falan git anladın mı? Daha uygun şeyler giy mesela. Bir ayaklanma olmalı yani. Ve işler yolunda giderse ofisime de uğrarsın bir ara. Bu göçler de kim? Aptal bir avukat, halı giymiş aptal bir adam. Etrafım aptallarla çevrili. Allah Allah. Abi hayat sana vay çiki vay vay o zaman. Merhaba, Ömer Duman'la mı görüşüyorum? Evet. Ben Cem, partime gelmiştiniz. Hatırladınız mı? Evet, hatırladım. Ömer Bey, anlaşmanızda talihsiz olaylar olmuştu. Aynen öyle. Bilmeni isterim. Ben ve adamlarım bu konu hakkında araştırma yapıyoruz. Ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz. Tamam mı? İyi günler bayım. You think you funny? Yo, you wanna drown, man? Tamam, önce dur be. Amına koyayım ya. Öldüm yok. Okey. Bu varyat altı da kapatalım. Onu diğer cepte. Seni vatan varyat da kapatalım. Sonra ibaret. Herhangi bir şey olmadığını beyan ediyorlar. Harika. Emelere takip ettim efendim. Bu şekilde takip ederim. Oğlum çok iyi. Facia yapım, yapırım San Andres'e de yapım bunu. Dur ben bir cebi kapatayım, gel bakalım. Oy çok iyi. Aşırı iyi. Oğlum çok yan atıyor. Out of my way. Hey Ömer, ben Ozan. Güneş nasıl orada? Burada güneş falan yok. Aynı zamanda param da yok. Söylesene Ömercik'te ne yapıyorsun? Paranı arıyorum Ozan. Endişelenme. Endişelenmek benim uyum Ömer. Benim fırsatım da var. Çünkü hayatımdaki yavşaklarla problemlerim var. Ve lütfen sen de o yavşaklara benzeme Ömer lütfen. İkimiz için de olabilecek en iyi haber bu arada olmasın. Aksini duymak istemiyorum. Oh pardon me. Oyunun ismi GTA 6 canım. Gel ve buraya park et evlat. Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz Kentucky ister misin? Almayayım sağ ol. Temiz bir beyin. Bunu sevdim.
Şimdi mülk meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen öyle. Şimdi bu pislik için inatçı bir piçe ihtiyacım var. Sen onu ikna edebilecek birine benziyorsun. İkna etmek benim işim. Golf kulübünde bir adam var. Şu anda oradadır. Ve kapıdaki hıyar güvenlikler silahlara izin vermiyor. Git o herifin götüne golf sopasını sok. İşte burada. Üye kartını getirdim. Ve bir golfçi gibi giyinmen lazım. Bu adam benim yeni arkadaşım. Daha önce hiç periklu bir arkadaşım olmamıştı. Elsi Vayıkçıyım hocam buradan. Şu arabayı çalayım ya. Ambulans çok kötü. Bu ben miyim? Güzel göt yavrum. Kim bana güzel göt yavrum dedi lan? Oğlum eskiden map ne büyük geliyordu lan. Şu an ne küçükmüş onu anladım. Hemen gidiyorsun değil mi bir yere? Evet. These clubs keep getting worse and worse. This is amateur. Come on, Daddy needs to see this. How much money do I pay here? I despise. I need a golf cart with batteries. There is no diamond in that rough. Bu herif de kim? Beyler, ilgilenin şununla. Gel buraya, seni psikopat. Get off! Ah! Can I play through sport? Is that all you got? Cebeci AVM'nin oradaki telefon kulübesine git. Gebeci AVM'nin oraya gidiyorum hemen. Da öl artık. Bak şimdi evlat. Bir problemim var ve senin çözebileceğini düşündüm. Ben mühendis değilim. Hayır, daha çok imha etme yeteneklerinden bahsediyorum. Evet, şimdi planlandığı gibi bir gelişme bu. Ve bu, bizim ilgilendiğimiz binada bu. Bu bina yolun ortasında ve sen o yolu açmak istiyorsun. Çabuk kaptın olayı. Şehirden bir süreliğine uzaklaşacağım. Ve o bina yapısal inşa sorunlarıyla karşılaşırsa ben de bir sivil... Ve ben de bir sivil olarak buna çok sevineceğim. Ayrıca şehrin önemli bir alanını kurtarmış olacağım, öyle değil mi? Senin gibi adamı daha nereden bulacağım ben? Eyvallah, eyvallah. Dışarıdaymış. Oğlum. Aşırı güzel ya. Oh, pardon me, Sonny. Helikopter görevi mi bu? Kanka. Hadi one more. One more. One more deneme. Last deneme abi. One more atarım. One more atarım, daha fazla yapmam ben. Bu görevi yapamazsam oyunu bırakırım. Şeyi kapatıyorum. Radyoyu kapatacağım. Görev yüzünde neden bırakacağım? Yapılmıyor, ne yapayım?
Ben de aşağıdan koyarak git ya. Yukarıda karışıyor katlar. Yukarı çıkacağım ya, aynı şey. Ama hani koydun mu koymadın mı diye bir kat daha çıkıyorsun ya. Lan siktir, bu ne? Öyle mi ya? Yani. Koydum. Hadi bir denelim bakalım bu yine. Apo atlı. Firmayı rejistir çocuklar. Birincide evet merdivende çok oyalandım. Oyalanmadan yaparım aslında. Var ya, aşırı iyi oynadım ha. 5 dakika var, 3.'yi aldım şu an. Ama sürüşe alıştım biraz. Yani böyle bir mekanikle tekrar karşılaşacak mıyım oyunda? Kanka senin dediğini inerken yapmam lazım. Ben niye şey yaptım şu an? Anası siktir. Az bitmeyi acil bırakmam lazım. Seni delmemi ister misin he? GTA uçak şeyi gibi olmuş. Uç ya. Abi mouse'u kafamı çeviremiyorum. Bir yerlere bakamıyorum. Bir uçak kullanmak için sanki gerçek uçakmış gibi 50 tuşa basıyorsun orayı. Yok.
Seni paramparça edeceğim. Nerede oğlum bu yer? Çalıyor. Alo taksi dare. Dare dare. Kılıç Bey, o taşralılardan kurtulmamıza yardım etmeniz paha biçilemezdi. Ona benzer daha pek çok görevim var. Sıradaki göreviniz telefonun altında yazıyor. Şu an kaydedemez miyim? Doğukan pizza. Bütün pizzaları dağıtmadan öldür onu. Amınake. 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 Tak amınake Doğukan pizza. Tak amınake. 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 Şöyle gidip bir oyunu kaydedeyim. Oyundan sesin gelmiyor. O yüksek miydi o kadar? Ha tamam dur şimdi yapalım. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Oyunu oynadık. YouTube'dakiler beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Eğer beğendiyseniz devamını çekerim. Beğenmediyseniz sikimet aşağıma sürerim oyunu. Dublajlar bence kafiydi, güzeldi. Makarası artmış bir tık. Çiftekiler beğendi. Like atıp yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.